Obezite kalp hastalıkları ilişkisi tıp fakültesinde ayrı ders olarak işleniyor. Son 12 yılda %70 oranında obezite artmış durumda. Farkındalığımızı artırmak için bunu yapmaya çalışıyoruz. Görülme sıklığı Türkiye'de son yıllarda artan ve pek çok hastalığın sebebi obezite ile ilgili Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin müfredatına obezite ve kardiyovasküler hastalıklar dersi konuldu. Olarak kabul ediliyor. Teşkiliyle birçok hastalığı önleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada obezite prevalanslarını görüyorsunuz. Meydana geliyor. Koroner kalp hastalıkları, yani ateroskleroz meydana gibi birçok metabolizma hastalığının altında obezite var. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine verilen derste birçok hastalığın sebebi olan obezitenin birey ve toplum üzerindeki zararlı detayları anlatılıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Servet Altay, Doçent Doktor Servet Altay tarafından verilen obezite ve kardiyovasküler hastalıklar dersinde obezitenin kalp hastalıkları ile ilişkisi ele alınıyor. Obezite birçok hastalığın altında yer alan bir patoloji. Dünyadaki birçok dernek tarafından da ya hastalık ya da bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor artık. Birçok klinik disiplin de obezite ile ilgileniyor ama biz Türkiye'de ilk kez obezite ve kardiyovasküler hastalıklar dersi koyduk. Yani obezitenin neden olduğu kalp damar hastalıkları ilişkisini işleyen bir ders koyduk. Son 12 yılda da yapılan çalışmalarda obezite oranımız %70 artmış. Yani çok ciddi seviyede sağlık sorununa neden olacak derecede artıyor. Çocuklarda artıyor, erişkinde artıyor, yaşlılarda artıyor. Obezite tek başına kilolu olmak değil maalesef. Nelerle ilişkili? Kalple ilgili olan kısmı söylüyorum. Tansiyonla ilişkili. Obezite ritim bozukluklarıyla ilişkili. Koroner kalp hastalıkları, koroner damar hastalıkları ilişkili. Kalp yetmezliğiyle ilişkili. Hiperlipidemi, dislipidemi dediğimiz kolesterol seviyesinin yükselmesiyle ilişkili. Beyindeki inmelerle ilişkili. Damar hastalıklarının çoğuyla ilişkili. Bunun yanında tabii ki şeker hastalıkları, işte eklem bozuklukları, birçok uyku apnesi gibi birçok şeyle ilişkisi var ama kalp hastalıklarının neredeyse hepsinin temelinde var. Dolayısıyla biz hem bu ülkemizde kötü gidiş olduğu için öğrenci arkadaşlarımıza farkındalığı artırmak için hem de bu konuda neler yapabiliriz? Tedavi yöntemleri nasıl? Önleyici faktörler neler? Bunu tartışacağız. Bunları öğretmeye çalışacağız ve belki de hiç bize gelmeden obeziteyi çözerek kalp hastalıklarının çoğunu çözmeyi hedefliyoruz. Bu aslında sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın sorunu. Tüm dünyada obezite artıyor ama Türkiye'de biraz daha beklediğimizin üstünde artışlar var. O yüzden hani biz farkındalık için bu dersi vermeye çalışıyoruz. Obeziteyi normalde farklı bir versiyonu düşünmeyelim. Obezite bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Teşkiliyle birçok hastalığı önleyeceğimizi